Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda blue renkteki Çin bıldırcınımızı gurk yatıracağız. Bıldırcını bile gurk yaptın. Abi yok artık diye yorumlar görürüm herhalde. Evet, görmüş olduğunuz muhabbet kuşu yuvalanın içerisine gurk yattı. Gurk görüntülerini sizlere buraya ekleyeceğim. Bu gerçekten çok güzel bir duygu arkadaşlar. Zaten video esnasında da kızımız gidip gurk yatacak. Hatta yatmadan önce kaç tane yumurtası olduğunu sizlerle paylaşacağım. Pek gösteremiyorum ama bu şekilde görüyor. Zaten yumurtaların içerisinin dolu olduğu, kuluçka da olduğu dışındaki parlak görüntüden anlaşılıyor arkadaşlar. Lütfen maşallah demeyi esirgemeyin. Hemen geriye çıkıyorum ki gurk bıldırcınımız rahatsız olmasın. Bu kızımızı da çok tebrik ediyorum bu arada. Gerçekten mükemmel bir duygu arkadaşlar. Allah sizlere de nasip etsin. Evet, yani kümesime giren bütün hayvanları sırasıyla gurk yatırıyorum. Kümesime giren bütün hayvanlar annelik duygusunu tatmadan kümesimden ayrılmıyor. Video esnasında büyük bir ihtimal annemiz gidip yatacaktır. Size Çin bıldırcını ve diğer hayvanların nasıl gurk olacağını hemen kısa bir şekilde özetini geçeyim. Arkadaşlar, Çin bıldırcını besleyen arkadaşlar için de söylüyorum. Normal kanatlı hayvan besleyen arkadaşlar için de söylüyorum. Gurk yatırmak gerçekten de çok kolay. Tavuğunuzun gurk olmasını istiyorsanız ya da Çin bıldırcınızın gurk olmasını istiyorsanız böyle bir kümes yapısına sahip olmanız gerekiyor. Yani bu kadar lüks olmasa dahi, yani burası tavuklar için gerçekten lüks bir kümes. Hani bu kadar lüks olmasa dahi kümesinizin sıcak olması gerekiyor. Eğer Çin bıldırcınlarını ılık bir ortamda bakıyorsanız onlar kesinlikle gurk olacaktır. Eğer ki sizin kümeslerinize bu şekilde yutongtansa sıcak soğuk geçirmeyecektir. Yani kısacası arkadaşlar, benim kümes yapım çoğalmaya elverişli. Karşıda yumurtaları görüyorsunuz. Kışın ortasında hayvanlarımın verimi yüksek. Bunun sebebi arkadaşlar duvarlarımın yutong olması. Yutong duvar sıcak soğuğu ve sesi geçirmiyor arkadaşlar. Bu büyük bir avantaj. Çünkü benim kümesimin sıcaklığı şu an, yani siz göremiyorsunuz ama ben görüyorum, yaklaşık 16-17 derece sıcaklığında. Bu gerçekten mükemmel bir duygu. Sizlerin de kümesleri eğer bu şekilde ılıksa hayvanlarınız kendilerini ilkbahardaymış gibi zanneder ve hemen içgüdüsel olarak çoğalma yoluna girer. Yani püf noktamız ne? Hayvanımızın bulunduğu kümesin sıcaklığı. Eğer ılık bir ortamdaysa hayvanınız otomatik olarak gurk yatacaktır. Otomatik olarak bol miktarda yumurta verecektir. Bu yüzden benim kümesimdeki bütün hayvanlar sık sık yumurtluyorlar ve sık sık gurk oluyorlar. Yani tavuklarınıza verdiğiniz yemin hiçbir önemi yok arkadaşlar. Siz tavuklarınıza yumurta yemi de verebilirsiniz. Buğday, mısır da verebilirsiniz. Bu hayvanlarınızı gurk yapmaya etken değil. Tavuklarınızı gurk yapacak tek etken madde hava durumu. Kümesinizin sıcaklığı ne kadar ılıksa o kadar tavuklarınız çoğalmaya müsait oluyor. Yani bu bıldırcınlar için de geçerli. Ben tüm kanatlı hayvanlar için yorum yapıyorum bu videoda. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şu an erkeğimiz bildiğiniz dişiye büyük bir kur yaptı. Gerçekten de görsel olarak harika görünüyordu. Eminim bu duyguyu sizler de yaşamışsınızdır. Dişimiz çiftleşmek için erkeğimize izin vermiyor. Hemen bu videoya ek olarak gurkumuzun nasıl yumurta üzerinde uyuduğunu da ekleyeceğim. Biraz da uzaklaşacağım. Yumurtaların üzerine gitmesini bekleyeceğim. Ve videoya devam edeceğim arkadaşlar. Böylelikle yumurtaların üzerine nasıl yattığını da sizlerle paylaşmış olacağım. Allah kısmet ederse yavrularıyla da kendisinin görüntüsünü çıktığı zaman alıp sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, gurkumuz yumurtaların üzerine yat. Şu an yumurtalarını ısıtmaya devam ediyor. Fazla da rahatsız etmek istemiyorum. O yüzden buradan devam edeceğim. Sizler de bu şekilde bıldırcınınızı gurk yatırabilirsiniz arkadaşlar. Dikkat edelim, bıldırcınlarımız çok hassaslar. Evet, biraz uzaklaştıktan sonra Çin bıldırcınımız gurk yattığı alana tekrar geri döndü. Şu an gurk yatıyor. Tamamen gurk yatmış halinde gizli kamerayla yakaladım. Hemen onu da bu videoya ekleyeceğim. Bıldırcınımız gurk yatmasın diye erkeğimiz arada bir folla giriyor. Dişimiz dışarıdayken yumurtaları dağıtıyor. Gurk yatmaması için çabalıyor. Ama bu videodan sonra kesinlikle ayıracağım. Evet arkadaşlar, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz video başlıklarını yorum kısmına atarsanız elimden geldiğince bu videoları sizler için çekeceğim. Sağ altta abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Video sonunda yine yararlı videoların linkini bırakmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşça kalın. Bu videoyu beğenmeyi Yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.